Şimdi efendim gelelim bugün neler konuşuldu bu evde. Günün sonuna geldik, neler yaşandı. Dün Nur'la Batu'nun bir atışması vardı. Yine sosyal medya, yine işte Batu'yu takip eden bayan hayranları Batu'nun da onları kıramaması üzerine çıktı. Onun yorumu vardı gelinler evinde. Bakalım önce bir onu dinleyelim. Burada diyor ya beni affet, beni affet yazmış ya. Bunlar da hani Eser'le Cansel'le yakın oldu ya. Hani Eser'le Cansel dışarıda barışıyorlardı, burada geliyorlardı. Küs gibi davranıyorlardı, burada kavga ediyorlardı ya. Abi bununla Nur'la Batu daha çıkmaya başlayalı kaç gün oldu? Eser'le Cansel gibi davranmaya başladılar. Dün buradan çıktık, tamam mı? Set bitti. Ondan sonra neyse kuaför odasına çıktım. Ondan sonra Nur oradaydı. Sonra aşağı inerken Batu Nur'un arkasından geldi. Ondan sonra bunlar aşağıya indi. Otoparkın orada bunlar barıştılar. Gördüm, kendi gözümle gördüm. Aşkım, canım, cicim, balon falan filan. Konuştular aslında. Ondan sonra bugün hiçbir şey olmamış gibi, hiç barışmamışlar gibi. Şimdi aşkım beni affet falan filan pankartlar. Niye bunu yapıyorlar? Halka oynuyorlar çünkü. Wow. Yani Eser'le Cansel'e örnek mi alıyorlar? Aynen öyle, Eser'le Cansel'e örnek alıyorlar. Neden? Çünkü onlarla takıla 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 onlar gibi oldular. Onlar nasıl birincilik alıyordu? Yaptı. Dinleyin dinleyin. Onlar nasıl birincilik alıyordu? Dediler ki biz de onlar gibi yapalım. Biz de birinciliklerimiz ya devam etsin dediler. Vay. Anladınız mı? Onların tıpatıp aynılarını yapıyorlar. Dur bir dakika. Yani şaşı, körle yatan şaşı kalkar hesabı. Şunu mu diyorsun? Bunlar şimdi kavga ettiler. Ondan sonra halk diyecek ki sizi biz bir arada görmek istiyoruz. Tekrar birinci yapacağız. Aynen öyle, öyle aynen öyle. Evet. Vay be. İddia büyük. Tebrik ediyorum. İddia büyük. Ya Seda, ben konuşmak benim istiyorum. Bir şey ben var. Konuşmak istiyorum. Hayır, bir saniye. Tamam, sen konuş. Peki önce Batu konuşsun. İşi muhatap evet, o. Buyur Batu. Ben Nur'un peşinden koştum. Zorla sarılmaya çalıştım. Bir ton özürler diledim. Evet, dışarıda bunu yaşadık. Ama beni kesinlikle affetmedi yani. Böyle bir şey olmadı. Melis onları anlatıyor. Doğru anlatıyor. Gördükleri aynen, onlardır doğru. Ama içeriğini bilmiyor uzakta kaldığı için. Ve Melis'ciğim, hani sen konuşunca biz prim yapıyorduk ya Adnan'la beraber siz konuşunca. Hani bir daha konuşmayacaktınız. Niye abi bir günde sözleriniz, laflarınız değişiyor? Konuşmayın. Prim yapın diye. Konuşmayın abi, ihtiyacımız yok diyoruz yani. Tamam, biz çok iyi niyetli senin insanları. Senin ihtiyacın yok da onun var ama. Ne biz yapsın? Çok iyi niyetli insanları bilmiyorum size prim artık yapmanızı istiyoruz. Konuşmayı boş ver, biz prim yapmak istemiyoruz. Lütfen ya, ne bileyim gerek yok. Sen onu bunu bırak. Nur seni affetti mi? Nur beni affetti Seda Hanım. Ben kendimi affettiririm. Vay, o kadar büyük. Bak o kadar emin konuşma bak. Orada anlaşamıyoruz seninle. Dur bir dakika Nur. Neyin üzerine affettiğini bir görelim, onun üzerine konuşalım. Görelim. Hadi bakalım. Özür dilesem. Hayır, özür gerçekten şu an kızgınlığım ve kırgınlığım geçirecek bir şey değil. Ben sadece bu düzelmeni görmek istiyorum, anladın mı? Düzel. Bu hatayı yapmayacaksın. Ben gerçekten dünü bir daha yaşamak istemiyorum. Ya da bu ciddi bir ilişkinin bir sorumluluğunu kaldıramayacaksın. Açık ve net söyle yani Batu. Sen hayırdır ya? Böyle ağzınla devamlı. Ya hayır bak, bana bir söz vermeni istiyorum, hala vermiyorsun, ona sinirleniyorum, anlamıyor musun sen? Kafam mı basmıyor? Söz veriyorum, bir daha resim çekilmek isteyenlerin GBT'sine bakacağım, ondan sonra resim bak, çekileceğim. Bak hala dalga geçiyorsun. Ama abi komik gibi. Nereden bilebilirim, gelmişler bana ya, özür dilerim senden 50 sefer de dileyim özür dilemek. Özür dilemeni istemiyorum ya, yaptığın şu hatanın farkına var. Ben sana açıklama abicim yapmadım çünkü bu nokta 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 açıklama yapmadım, kızgınsın, üzgünüm, bir daha yapmayacağım. Bu anlamıyor musun benim neye kızdığımı hala? Bir daha bu tür kızları takip etmeyeceksin. Bütün hesabına bakacağım senin takip ettiklerini. Ben böyle bir kız göreyim, tamam mı? O zaman seninle görüşeceğiz. Ay, ay, ay. Batu, bu şartları kabul ediyor musun? Can tabii ki ediyorum Seda Hanım. Bence zaten bir kız arkadaşının bu kadar canı hakkı var yani. Yani. Hani bir şey değil ki bu. Bize zarar verecek insanları hayatında tutmasın. Benim istediğim bu sadece. Başka bir şey değil. Zaten onun normal arkadaşı da olabilir. Kız arkadaşı olabilir, erkek arkadaşı olabilir. Olur tabii. Gezebilir, eğlenebilir. Ama bize zarar verecek olan bir insansa o senin hayatında olamaz.
Zaten benim hayatımda olan bir insan değil bir tane. Yani öyle benimle resim çektirmeye gelen birisi. Öyle sosyal birisi çıkmış falan filan resmini koymuş. Araştırılmış bir şeyler olmuş. Yani özür dilerim ya. Tamam bebeğim biz o konuyu hallettik. Yapmayacaksın evet. Değil mi bu hatayı? Yapmayacağım ya. Tamam. Elimle bile bile yaptığım bir şey değil. Tamam. Peki. Yapmayacağım ama dikkat edeceğim yani. Ne yapayım sonunda Emre böyle niye gülüyorsun Emre? Tamam. Sen yeter ki sen.